Katılım Evim İsmail ve Hatice Kübra Tongar'la Bağırmayan Anneleri sunar. Katılım Evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Mantı gününde bak ben daha çocuğum işte ilkokul çağındayım. O gruptan bir annemin bir arkadaşının da çocuğu o dönemde işte 1-2 yaşlarında. Daha yani bebek diyebileceğimiz kadar küçük. Ve annemin o arkadaşı hep çocuğunun çok iştahsız olduğundan şikayet ederdi. İşte zorla yemek yediriyorum, işte hiç yemek yemiyor, şey yapıyor falan. Ondan sonra o çocuğun yemek zamanı geldi. Yemek yedirilme zamanı geldi. Böyle eskiden şey biberonlar vardı, hala var mı onlar bilmiyorum. Böyle biberon, ucu böyle kaşık. Hiç gördün mü onlardan? Böyle sıkıyor, böyle kaşığa çıkıyor. Aynen, böyle içine muhallebi falan yaparlardı ya, ondan koyuyorlar ciğerli böyle. Ciğerli muhallebi. Aynen, böyle sıkıyor, yediriyor çocuğa. Çocuğu geldi, işte annemle, biz çocuklar içerideki odadayız. Bizim yanımıza geldi, çocuğu tuttu, aldı. Çocuğun üzerinde böyle bir eşofman gibi bir şey vardı. Ellerini eşofmanın içine sıkıştırdı. Oynatmasın, vurmasın o biberona diye. Çocuğu bacaklarının arasına kıstırdı, böyle üzerine kafasını tuttu, böyle üzerine yüklendi. O biberon, kaşıklı biberonla çocuğu ye... Bak ben travmatize oldum ya. Yani çocuk ne hissetti onu şu an şey yapamıyorum ya. Olaya şahit olan ben. Hala o kadar o görüntü net bir şekilde, o kadar rahatsız oldum ki o görüntüden. Çocuğun böyle çırpınıyor ama kurtulamıyor oluşu. Ama anneye sorsan yemiyor, ne yapayım? Yemek yediriyorum ya. Anne dövmüyor çocuğunu kötü bir yere. Yemek yediriyor ama yedirme biçimi bu. Şimdi o çocuk büyüyüp anne olduğunda muhtemelen çocuğuyla her yemek vakti gerilecek. İşte. Çünkü bilinç dışı kendi çocukluğundaki o kötü yemek hatıralarını içinde böyle gün yüzüne çıkartacak onda. Farkında olmayacak belki ama gerilecek. Ya da kaçınacak ondan. Mesela bazı hanımefendiler vardır. İşte böyle aile danışmanlıklarında güne birlikte başlamak çok önemlidir. Her uzman arkadaş gibi ben de buna hep tavsiye ederim. Yani eşinizin iş saatine göre erkense bile bir uydurun. Yani bir çay içiyor olsan, bir kahve içiyor olsan bile o kahvaltı masasına ailece oturun. Çok kıymetli bir şeydir. Mesela bazı hanımefendiler bir mesaisi olmamasına rağmen, yani ev hanımı kendini bir şekilde planlayabilir. Evde olacak çünkü. Eşinin işi erkense bile, değil mi? O gittikten sonra yatıp uyuyabilir mesela. Buna rağmen mesela hiç kalkamaz. Hani gece de geç yatmıyor baktığında. Ya da hani bir kansızlık vesaire gibi, hani fiziksel bir rahatsızlığı da yok onun uykusunu ağırlaştıracak ama kalkamaz. Konuştuğumuzda, derinlere baktığımızda mesela altından kendi çocukluğundaki yemek hatıraları ile ilgili bir şey bulduklarımız çoktur. Niye? O kadar gergin geçmiş ki. Bilinç dışı onu tetikliyor, huzursuz oluyor, o yemek anlarında geriliyor, gerilmemek için kaçıyor o anlarda. Kalkmıyor, hiç hazırlamıyor. Hiçbir yemek kültürü ailede oluşturmuyor. İşte bilinç dışı da bunu şu yüzden yapıyor. Bak, sen tamam çocukluğunda böyle bir şey yaşamışsın ama şu an bir aile oldun, artık yetişkinsin. Ailenle oturup bak bir kahvaltı edemiyorsun bu gerginlik yüzünden. Fark et bunu, fark et, bu senin bugününle ilgili bir şey değil. Ya. Bu senin çocukluğunla ilgili bir şey. Yoksa sen kahvaltı etmeyi sevmeyen ya da uykusuna yenik düşen bir insan değilsin. Sadece kaçınıyorsun şu anda. Ya da çocuğunla mesela geriliyorsun. Bu senin anneninle ilgili bir şey değil. Bu senin çocukluğunla ilgili bir şey. Böyle bir içgörü geliştirirsen eğer aslında tedavinin yarısı orada olmuş demektir. Çünkü bilinçli aklına bu sefer şunu söylemeye başlarsın. Bugüne gel, bugüne. Şu an karşındaki senin çocuğun, senin çocukluğun değil. Evet. Bazen de çok travmatikse bu, işe gidersin, tedavi olursun yahu. Grip olduğunda gitmiyor musun doktora? Yani bunu da çok abartmamak lazım hani terapi olayını.